Merhaba Mastermind izleyicileri. İnsanoğlu insanlık tarihinden beri sizce ne kadar uzağa gitmiştir? Aslında bu sorunun cevabını çeşitli şartlar altında birkaç şekilde yanıtlamak mümkün. Ancak bu cevaplara geçmeden önce size biraz uzaydaki mesafe ölçülerinden bahsetmem gerekiyor ki cevapları daha net anlayabilelim. Bizler evrende son derece küçük ve önemsiz bir yer işgal eden dünya üzerinde yaşıyoruz. Bu nedenle kullandığımız ve aşina olduğumuz ölçü birimleri günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilecek cisimlerin boyutlarını saptayabilmek için özelleşmiş durumda. Boyumuzu santimetre ile ölçüyor, mesafeleri kilometre ile saptıyoruz. Yine bu ölçü birimlerini mesafeler söz konusu olduğunda zaman birimi olarak da kullanıyoruz. Antalya-İstanbul arası 700 km, otobüs ve 12 saat sürer veya Eskişehir buradan 5 saat uzaklıkta gibi kalıplar dilimize yerleşmiş. Burada saat tanımlamasını kullanırken aslında mesafenin uzunluğunu belirtiyoruz. Ancak tüm bu mesafe zaman hesapları sadece dünya üzerinde geçerlidir. Gerek galaksimiz Samanyolu içinde, gerekse evrenin genelinde gök cisimleri arasındaki mesafeler çoğu zaman insan algı sınırlarını zorlayacak boyutlarda olabiliyor. Bu da uzaklıkların ne kadar büyük olduğunu anlamamızı zorlaştırıyor. Bize en yakın gök cismi bildiğiniz gibi Ay'dır. Ve Dünya ile Ay gökbilim ölçeklerine göre yan yana diye tabir edilebilir. Ortalama 384 bin kilometre uzaklıkta olan Ay bile aslında dünyamıza burada alışık olduğumuz ölçülere göre o kadar uzaktadır ki ulaşım için bildiğimiz en hızlı araçlarla bile günler hatta haftalar süren yolculuklar yapmamız gerekir. Örneğin sesten hızlı yol alabilen bir F-16 uçağı ile eğer uzayda uçabilseydi maksimum hızda Ay'a doğru yol alsanız yolculuğunuz 7 günden fazla sürecektir. Aynı maksimum hızla yol alan F-16 ile bize en yakın olduğu zamanda Mars'a yaklaşık 2.8 yılda, Güneş'e 8 yılda, Jüpiter'e 34 yılda, Neptün'e ise 230 yılda ancak ulaşabilirsiniz. Tüm bu verdiğim mesafeler aslında burnumuzun dibi sayılabilecek yerler için. Komşumuz diyebileceğimiz yıldızlar bizden öylesine uzaktır ki uçakla şu kadar yılda gidilir demek bile anlamsızlaşır. Çünkü maksimum hızla yol alan F-16'mız bize en yakın yıldız Alpha Centauri'ye tam 1.3 milyon yılda ulaşabilir. Kuzey yarımküre göklerindeki en parlak yıldız olan Sirius'a ise bu hızla ancak 2.5 milyon yılda varabiliriz. Gördüğünüz gibi evrensel mesafeler çok yakınımız diye nitelediğimiz yerlerde bile olağanüstü büyük boyutlara ulaşıyor. Böyle olunca gökbilimciler mesafeleri tanımlayabilmek için kilometre veya mil gibi dünya üzerinde kullanılmak için tasarlanmış olan ölçü birimlerini kullanamaz oluyorlar. İşte ışık yılı terimi tam burada devreye giriyor. Işık yılı bir zaman değil. Biraz önce bahsettiğim gibi mesafe ölçüsüdür. Işığın bir yılda aldığı yolu yaklaşık 9,5 trilyon kilometrelik mesafeyi ifade eder. Yani gökbilimciler bir yıldız için 10 ışık yılı uzakta diyorsa aslında kastettikleri yıldızın 95 trilyon kilometre ötede olduğudur. Bir hesaplama yaparken 95'in yanına 12 tane sıfır koyarak yazmak yerine 10 ışık yılı yazmak hem sizin hesabınızı kolaylaştırır hem de karşınızdakinin ne söylediğinizi daha iyi anlamasını sağlar. Görseldeki M13 yıldız kümesi bizden 25 bin ışık yılı uzakta yer alır. Bu da yaklaşık 240 kentrilyon kilometreye denk gelir ki M13 aslında evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde arka sokağımızda sayılır. Böylesi büyük ve bol sıfırlı rakamları hem yazmak hem de dile getirmek biraz zor olduğundan
bilim insanları halk içinde ışık yılı ölçütünü kullanmayı tercih ederler. Çünkü tanımlaması ve anlatması kolaydır. Işık bile o yolu şu kadar yılda ancak gidebiliyor şeklinde basitçe izahı vardır. Burada yine bir şeyi fark etmiş olmalısınız. Mesafeler büyüdükçe ışık yılı ölçü birimi de kullanışsız olmaya başlar. Burada M13 için 25.000 ışık yılı diyoruz. Ama en yakın büyük galaksi olan, tekrar ediyorum, en yakın büyük galaksi olan Andromeda için 2,5 milyon ışık yılı yazmamız gerekecekti. Daha uzak bir galaksi için 150 milyon, çok daha uzak bir galaksi için ise 3,5 milyar ışık yılı gibi rakamlar yazmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla mesafe uzadıkça ışık yılı yine hesap kitap yapmak için kısa ve hantal bir ölçü birimine dönüşüyor. Bu durumda astronomlar halkın kolay anlayabileceği ışık yılı ölçü birimini kullanmayı bırakıyorlar ve çok daha kullanışlı olan parsek ölçü birimini kullanmaya başlıyorlar. Bir parsek 3.26 ışık yılına denk gelir. Tanımlaması biraz karışıktır ama şöyle diyebiliriz. Paralaksı 1 olan yıldızın bize olan uzaklığı 1 parsektir. Yani M13 kümesi 7.66 parsek uzaklıktadır. Şimdi elimizde daha kullanışlı bir ölçü birimi olduğu için bunun katlarını da kullanmaya başlayabiliriz. Tıpkı metreyi kilometre ve hektometre şeklinde kullanmamız gibi parseyi de kiloparsek ve megaparsek olarak katları şeklinde tanımlayabiliyoruz. Böyle bir sistem kurulduğunda M13 yıldız kümesi 7.6 kiloparsek uzaklıktadır. Gördüğünüz gibi bu yıldız kümesi burnumuzun dibinde demiştim. Sadece 7.6 kiloparsek. Galaksimizin dışına doğru çıktıkça rakam da büyüyor. Örneğin en yakınımızdaki cüce galaksi Büyük Magellan Bulutu 58 kiloparsek uzaklıktadır. Andromeda Gök Adası 770 kiloparsek. Maser 101 galaksisi 6.4 megaparsek uzaklıkta yer alır. Parsek ölçü biriminin hesapları nasıl kolaylaştırdığını fark etmiş olmalısınız. Ama çoğunuz astronom olmadığınız için parsek bizim için bir anlam ifade etmeyecek ve ışık yılı terimini kullanmaya devam edeceğiz. Işık yılı ve parsek birimleri haricinde gökbilimciler Güneş sistemi içinde rakamları azaltmak adına başka bir mesafe birimi daha kullanırlar. Astronomik birim denilen bu ölçü birimi Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık olan 150 milyon kilometreyi yani 8 ışık dakikasını baz alır. Astronomik birim 150 milyon kilometredir. Buna göre yaklaşık 800 milyon kilometre uzaklıktaki Jüpiter 4,5 astronomik birim uzaklıktadır. Güneşten ortalama 4,5 milyar kilometre uzakta yer alan Neptün'ün uzaklığı ise 30 astronomik birimdir. Belirttiğimiz gibi astronomik birim sadece Güneş sistemi içindeki görece kısa mesafeleri tanımlamak için kullanılır. Daha da uzak mesafeler için ışık yılı ve parsek birimleri kullanılmaya devam eder. O halde özetlemek gerekirse, ışık yılı bir zaman birimi değil, ölçü birimidir. Mesafeyi anlatır. Tıpkı İstanbul'dan Eskişehir'in otobüse 5 saat uzaklıkta olması gibi. Yolun 350 km olması sizi ilgilendirmez. Siz otobüse bindiğinizde 5 saat sonra orada olacağınızı bilirsiniz. Biraz önce F-16 savaş uçağıyla bize en yakın olan Alpha Centauri'ye 1.3 milyon yılda gidebileceğimizi söyledim. Bu duruma bir de şu açıdan bakalım. Aynı sürede yani neredeyse 1.3 milyon yılda ışık bize en yakın olan galaksi Andromeda'ya gidiş yolunu yarılayabiliyorken biz sadece bize 4,5 ışık yılı uzaktaki Alpha Centauri'ye gidebiliyoruz. Şimdi bu ölçü birimleri hakkında biraz daha bilgi edindiğimize göre sizce insanoğlu insanlık tarihinden beri ne kadar uzağa gitmiştir? İnsanlık tarihi yaklaşık 300 bin yıllıktır. İnsanlar
bildiğimiz modern davranışsal çağdaş veya 50 bin yıl önce geçmeye başlamıştı. Bütün bu bilgilerin eşiğinde insanlık geçtiğimiz birkaç yüzyıl öncesine kadar çevresindeki birçok nesneyi, fiziği ve matematiği çok sağlıklı analiz edememekteydi. Zaman ilerleyip teknoloji ilerledikçe insanlık gözünü uzaya dikmeye başladı ve gözlemler de bu şekilde başladı. Yapılan gözlemler birbiri ardına yeni keşifler doğururken insanoğlu gözlemsel açıdan uzayda yolculuk etmeye başlamıştı bile. Bu gözlem merakının sonucunda insanoğlu günümüzde 13,5 milyar ışık yılı ötedeki galaksileri gözlemleyebilmektedir. Bu bağlamda aslında evimizden 13,5 milyar ışık yılı uzağa ulaştığımızı söyleyebiliyoruz. Daha ötesini görmek için şu andaki elimizdeki teleskoplar yeterli olamıyorlar. Ve bunun için birçok bilim insanı gibi ben de James Webb teleskobunun fırlatılmasını heyecanla bekliyorum. Bu teleskobun çalışmaya başlamasından sonra insanlık 13,5 milyar ışık yılından daha uzaktaki galaksileri inceleme fırsatı bulabilecek. Ve haliyle daha uzaklara gözlem bazında yolculuk edebileceğiz. Bu sorunun bir diğer cevabı ise şu şekilde olacaktır. İnsan yapımı bir cisim olan Voyager sondaları hala aktif olarak yolculuklarına devam etmektedir. Ve bu sondalar insan yapımı olan ve dünyadan en uzağa gönderilen sondalardır. 1977 yılında fırlatılmaya başlayan bu sondalar şu anda heliosfer tabakasını aşmış durumdalar ve Oort tabakasına doğru ilerliyorlar. Oort tabakası ile ilgili ilerleyen zamanda yeni bir video hazırlayacağım. Fakat bu sondalar hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yukarıdaki linkten videoyu izleyebilirsiniz. Bu sondalar hala yolculuklarına devam etmektedir ve dünyadan yaklaşık 22 milyar kilometre uzaklaşmışlardır. Yani ışık hızında gidildiğinde Voyager 1'e yaklaşık 21 saat sonra ulaşılabilecektir. Burada da sorunun diğer bir cevabı olarak insan yapımı bir nesne ile insanoğlu evinden yaklaşık 21 ışık saati uzaklığa kadar gidebilmiştir diyebiliriz. Gözlem ve insan yapımı cisimlerle ne kadar uzaklaşabildiğimizi inceledik. Bunlara ek olarak insanlı yolculuklarla neler yapabildiğimize göz atmak kaldı. Bu noktada insanoğlu sadece ve sadece Ay'a gidebilmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında yapılan çalışmalarla insanlık kendi ırkını Ay'a ziyaretçi olarak gönderebilmiştir. Ay uzay skalasında incelendiğinde Dünya'ya sadece 1,3 ışık saniyesi mesafededir. Yani ışık hızında Ay'a ulaşmak 1,3 saniye sürecektir. Ve insanlığın uzayda kat edebildiği mesafe işte sadece 1,3 ışık saniyesi mesafedir. 13,5 milyar ışık yılı mesafeyi gözlemleyebiliyoruz. 22 milyar kilometre mesafeye, yani yaklaşık 21 ışık saati mesafeye ulaşabilmiş cihazlarımız var ve hala aktif olarak çalışmaktalar. Ve insanlı olarak sadece 1,3 ışık saniyesi mesafe kadar dünyadan uzaklaşabilmiş durumdayız. Evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde aslında hiç evden ayrılmamış gibiyiz, değil mi? Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. John, when you turn is when you get the rooster tail. The Charlie? System on that thing is fantastic. Yeah. That sounds good. We sound like we've probably got enough of the Grand Prix. We're willing to let you go on from here. Call out a Grand Prix. Okay.
Man, that was all four wheels off the ground there. Okay, max stop. Okay, I don't want to do that. Okay, excuse me. They say that's a no-no.